Aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Abilerim, kardeşlerim, benim gibi acemi tırcılar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, haliniz, keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız, şükür elhamdülillah, ben de iyiyim. Şu an Bala'ya gitmiştim, Bala'dan geri dönüyorum Temelli'ye. Aklıma bir fikir geldi, dedim ki artık videolarımızın bazılarında da sizden gelenler diye bir bölüm yapalım. Nedir? Sizden gelen sorular, sizden gelen yorumlar. Yani kısacası sizden gelenler. Bunlarla ilgili bir video formatı oluşturuyoruz. Bunu da bir güne ayarlayacağız inşallah. O gün her hafta sizden gelen yorumlarla başlayacağız. İşte hani sorulara, zaten yorumlara ben kısa sürede mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarınızı cevapsız veya karşılıksız bırakmamaya gayret ediyorum. Şu an hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ederim. 200 küsür kişiyiz. Hani sayımızın az olmasından sebep biraz daha her yoruma cevap yazabilmek mümkün oluyor. Ama olur ileride inşallah sayımız artar. Bu arada mevzu buna gelmişken, eğer videoları faydalı buluyorsanız, beğeniyorsanız, beğenip paylaşıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Otobüs suyuyla bir yer değiştirdik de. Hop. Şunu bir altıya çekelim. Ah, Kantar'a giriyoruz. Bu Gölbaşı'nın Kantar'ı da girişi bir acayip ya. Böyle tangır tungur. Dayı sağdan gel. Sağdaki boş. Neyse. Evet. Çok alışkın değilim bu abone ol, beğen, paylaş, bilmem ne yap falan filan demeye, biliyorsunuz. O yüzden ben söylemeyi unutsam da sizler bu mevzuyu unutmazsanız sevinirim. Abone sayımız artıyor çok şükür. Buradan da şunu anlıyorum. Doğru yoldayız inşallah. İçerikleri hani hazırlarken bu bana çok büyük motivasyon kaynağı oluyor. Hani derdimiz böyle abone sayımız şey olsun, işte popüler olalım, bilmem ne olalım falan filan değil de, her şeyden önemlisi emeğimiz zayi olmasın. Artı öyle ya da böyle birilerine faydalı bir şeyler yapabilelim. Derdimiz bu. Şu yola da bir hayırlısıyla çıkarsam, şu abim burada arıza yapmış. Heh. 44 dekasları kaldırmış. Neyse, bir sıkıntısı var. Neyse. Velhasılı kelam. Bu videomuzda ne olacak? Bu videomuzda dediğim gibi sizden gelenler konusu başlığı altında ilk gözüme çarpan, hani soru olarak bir şey yok da var aslında, biri soru biri yorum, öyle diyelim. Öyle başlamış olacağız inşallah. Daha da ilerleyen zamanlarda daha faydalı, verimli şeyler de gelir. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ilk olarak bir öğretmen arkadaşımız benim gibi öğretmenlikten bunalmış, aldığı paranın da az olduğundan şikayetçi ve diyor ki tır alsam iş yapar mıyım, nasıl olur, para kazanır mıyız haliyle bunu soruyor, merak ediyor. Şimdi öncelikle ben tabii yorum olarak, yani cevap olarak ona birkaç bir şey yazdım ama hani izah edebilmiş miyiz, edememiş miyiz? Bunu tabii ki de kendisi bilir. Ama ben üzerinden geçmek istiyorum bu meselenin. Diğer böyle bir niyeti olan veyahut da hani farklı meslek de olabilir, öğretmenlik şart değil. Böyle bir niyeti olan başka arkadaşlarımıza da rehberlik etmiş olur inşallah bu cevap. Şimdi evvela kendisine de söylediğim gibi bu her işte böyle direkt bodozlama atlamaktansa bir meseleye, bir işe önce derler yani çıraklığını yapmak. Çıraklığı olmayan bir şeyin ustalığı olmaz falan mevzusu. Hani o cihetten bakacak olursak çıraklığı da nedir? Hani kendi arabandan önce evvela bir şoförlük. Kendisine de dediğim gibi öyle söyledim zaten. Önce bir şoför olarak çalışırsan bir yerde çok daha iyi olur. İşi görürsün. Hani tamam, güzel. Son zamanlarda biraz daha popüler oldu bu tır şoförlüğü. Tırcılık vesaire ama hani iyidir, kötüdür, bu kişiden kişiye değişebilen bir olay. Belki de bizim iyi olarak gördüğümüz bir şeyi o arkadaşımız kötü olarak görecek. Ona göre iyi olmayacak. O yüzden girip bir denemesi lazım. Tabii biraz maliyetli bir deneme oluyor bu tır şoförlüğü de. Şu an eğer yanlış bilmiyorsam, tam da sormadım. Bununla da ilgili inşallah bir video yaparız. Tır ehliyeti, belgeler vesaire, bunlara 30.000-35.000 civarı para gidiyormuş dediklerine göre. Az para değil. Hani dur lan bir ehliyet alayım da bir bakayım diye ha deyince yapılacak bir şey değil. Yani 35.000 lira iyi para. Ama mümkünse şayet bir hani şoför olarak bir yere başlayıp kısa mesafe, uzun yol vesaire neyse yurt içinde demek ki bu işte para var veyahut da para yok veya bu iş şöyle zor, böyle kolay, böyle bir kanıya varması lazım. Böyle bir niyeti olanın. Kendisine de söylediğim gibi eğer borçla, yani şimdi olayı biraz daha genişletelim. Sıfırdan. Şimdi bu arkadaşımızın hiç tırla alakası yok. Farklı bir meslekte bir anda tır alıp oyuna dahil olmak istiyor. Bu bayağı riskli bir şey. Bir de bunun yanı sıra diyelim ki oyunun içindeysin. Bizler gibi yani şoförlük yapıyorsun veya da bir şekilde bu mesleğin içindesin. Bizim için peki tır almak ne kadar cazip olur? Şimdi eğer peşin para varsa veyahut da çoğunluğu peşin olacaksa tır maliyetinin deyip o zaman bir nebze tamam, eyvallah, ama ya işte esnaf kefaret şu kadar kredi veriyormuş veyahut da şöyle kredi çekerim, şuradan borç alırım, buradan bilmem ne yaparım düşüncesiyle az bir sermayeyle, az bir birikimle böyle bir şeye girmek, tırla başlamak riskli. Bayağı riskli. Çünkü bu aletlerin masrafı da kendisi gibi büyük. İşte bundan 2-3 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam, Bolu'da serviste bir tanesi şanzımanın dişlilerini mi sıyırmış, ne yapmış? Usta dedi şanzıman değişecek. Tamam. Kaç lira şanzıman? Kaç lirala bir şanzıman dedi. Çankırılıydı abi de. Araştırdılar falan filan. Çıkmasını 135.000 liraya buldu İstanbul'da. Daha bunun işçiliği var. İşte yağsı, zartı, zurtu bilmem nesi 200.000'lik olmuştur yani. O kadar olmasa da yuvarlak hesap olur. Büyük para. O yüzden iyi düşünmek lazım. Şimdi sıfır arabayla da başlayamayacaksın. Niye? Çünkü sıfır araba şu an çok para yani. Hani 4 milyona falan anca bir set dizersin yani. Bunun bir de ilk baştaki harcamaları, şeyleri falan var. İşte vergisiydi, zartıydı, zurtuydu, K belgesi bilmem nesi. Yani Allah Allah, Gölbaşı'nın girişi her zamanki gibi. Ha, bir dur lan. Heh. O yüzden çok çok iyi düşünmek lazım. Hatta daha da ötesi, eğer peşin paranız yoksa, yani yarısından fazlası en azından yoksa, girmemek, şoför olarak çalışmak daha iyi. Hepimizin niyeti kendi arabamızda çalışalım. Hepimiz istiyoruz teker kendimize dönsün diye. Ama bir de işin mantık boyutu var. Onu da düşünmek lazım. Velhasılı bu tır alma olayını hani iyi düşünün. Şahsen benim de kesinlikle, yani bu işi yapan herkesin niyeti vardır. İster. Ben de istiyorum. Bir tırım olsun. Şu gittiğim yol kendime olsun. Ama şu anki Türkiye şartlarında bu biraz zor. Bu biraz sıkıntılı, yani saçma. Öyle değil. Ama ne olur? Ufak arabayla başlarsın. Yani tırla başlarsın. Tırla başlamazsın da 6 tekerle başlarsın. 10 tekerle başlarsın. Bu senin sermayene göre tabii. Bunlar önümüz avcı bir yol verdi. Neyse. Güzel. 6 teker arabayla başlarsın, dediğim gibi 10 tekerle başlarsın. Ondan sonracıma veyahut da biraz daha modelli bir şey olsun da masraf çıkarmasın dersin. Bu olur. Ama kafadan tır olmaz yani. Hani bence olmaz. Sıkıntılı. Neyse. Şimdi ilk sorumuzun cevabı bu bir soruydu. İlki bu. İnşallah tatmin edici bir cevap olmuştur. Benim bu konudaki görüşlerim bunlar. Şimdi gelelim zurnanın zurt dediği yere. Bir arkadaşımız da yorum olarak nasıl rampa inilir videosunun altına, ya da rampa nasıl inilir miydi? Neyse, unuttum şeyi. Onun altına yorum yapmış. Diyor ki Çorumlu düz git. Yahu usta mı diyor? Bir şey diyor. Usta demiyor ya. Ne diyor? Üstad. Ya üstad, sen de çok acemiymişsin. Oradan o kadar da yavaş inilir mi? 120-130 sal aşağı gitsin. Aşağıda ölüm mü var? Falan diye böyle. Ben işte tekiri 140-150 inen çok adam gördüm diye bir yorum yapmış. Tabii onu kırmamak adına böyle hani biraz nazikçe bir cevap verdim. Güneş nasıl geldi oradan ya? Neyse. Nazik bir cevapla arkadaşa düşüncesinin yanlış olduğunu söyledik. Allah. Anlar veya anlamaz. Ben pek anlayacağı taraftarı değilim yani. Anlayacağını zannetmiyorum. Zaten öyle bir profili olsa öyle bir yorum yapmazdı diye ön yargılı, bakın altını çizerek söylüyorum, ön yargılı bir yorum yapıyorum. Ama bunu kasıtlı olarak yapıyorum yani. O ön yargıyı kasıtlı olarak yapıyorum. Çünkü o profili iyi tanıyorum yani. Hızlı gitmenin, makas atmanın, bilmem neyin ustalık olduğunu zanneden, özellikle yaşı genç olan bir tayfa var ki maalesef evlerden ırak. Öyle diyeyim yani. Hani Allah korusun, bu işin şakası olmaz. Güneş gelecek buradan. Bu işin şakası olmaz. Küçük arabada da büyük arabada da hızın telafisi yok. Allah muhafaza. Görüyoruz. Televizyondan, internetten, şuradan buradan yeri geliyor. Bizler daha çok yolda olduğumuz için şahsen görüyoruz. Bizzat gözümüzle görüyoruz, tanık oluyoruz. Çok kötü yani. Böyle bildiğiniz gibi değil. Allah kimsenin başına vermesin. Allah cümlemizi her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin inşallah. Hız mevzusunda dediğim gibi benim oldum olası böyle bir ne isteğim olmuştur ne de bir özentim olmuştur. Ha, hız yapılır. Adrenalin duygusunun şeyi zaten bu hız, yani hani o adrenalin duygusu tetikliyor o hızı. O da bir ihtiyaç tabii ki de şey olarak, hormonal olarak, ama adrenalin duygusu mu dedim ben? Adrenalin hormonu. İşte neyse artık ne derseniz. Ama bunun bir yeri olur. Misal yarış pistinde sen istediğin kadar hız yap. Yarışçılarda falan görüyorsunuz o kadar önlem alıyorlar, bilmem ne, arabaları özel şu bu. Ama sen git, çok affedersiniz, gıçı kırık bir tane araba al. Yani marka vermeye gerek yok. Yani bir sürü var çünkü, bir tane değil. Ondan sonra onunla 150-200 hız yapmaya çalış. Neticesi belli. Gideceksin. Allah korusun bir yere gireceksin. Hadi kendini geçtim. Yani o profildeki insan için bahsediyorum. Kendi canını geçtim. Senin daha önce de bahsettim yani. Senin canın mındar olabilir. Ki benim gözümde o kafadaki bir adamın ruhu da bedeni de mındar. Bana göre. Mındar derken yani bu bir benzetme yani. Şey olarak değil. Hani ölmüş, sakatlanmış, bilmem ne olmuş. Gram üzülmem, gram. Niye? Kendi düşen ağlamaz abi. Yani kendin sen gideceksin, o kadar hız yapacaksın, şey yapacaksın. Ondan sonra kaza bela olacak. Vay işte şöyle de böyle de, vah vah vah, tüh tüh tüh. Geçeceksin o işleri. Böyle bir şey yok. Öteki adam affedersin mal mı, enayi mi? Yavaş gidiyor da. Sen basarsan tabii, gereğinden fazla hız yaparsan ne olacak? Güneş inşallah çok rahatsız etmiyordur. Bayağı geldi şu an. Şurayı dönelim, geçer inşallah. Öteki adam kurallara uyacak. Yavaş gidecek, temkinli olacak. Sen Allah ne verdiyse bas. Oradan aşağı, buradan yukarı. Ondan sonra git kaza yap. Kendi canını geçtim diyorum ya, yani ben o tip insanın gram üzülmem yaralandığına veyahut da öldüğüne vesaire. Ha, şuna üzülürüm. Annesine, babasına veya sevenlerine üzülürüm yani. Ama ve lakin karşı tarafa çok büyük bir zarar oluyor. Ocaklar söndürüyor icabında. Birinin canını yakıyor. Malına zarar veriyor. Bunların hepsi kul hakkı. İnancın olur olmaz. Ama bu işin doğrusu bu. Yani kendini öyle, yani özgürlük dediğin, hadi diyelim inancın olmasın, insan diyelim sana, yani o profile insan olmanın da bir erdemi var. Biz her canlıya insan demiyoruz. İnsan olabilmen için de karşı tarafın özgürlüğüne geçmeme, karşı tarafın özgürlüğünü zedelememe anlayışına da sahip olman lazım ki sana insan diyebilirim. Dediğim gibi inançsız olsa bile bu fıtratta birisi, yani insan olmaya çalışan birisi zaten öyle hareketler yapmaz. Küçük arabayı geçtim. Adam bir de tırla diyor, 140-150 salanlar gördüm, aşağıda ölüm yok ya diyor. İnşallah esprisine demiştir bunu. Eğer bunu gerçek söylüyorsa yani o kafanın vay haline. Yani hani var mı öyle bir, hani kafa yok, içi boş da. Dediğim gibi bu konuda çok ön yargılı davranırım. Yani kusura bakmayın. Öyledir çünkü o profili çok iyi tanıyorum, dediğim gibi. Bir halt zanneder hızlı gitmeyi, makas atmayı, insanları tehlikeye atmayı falan filan. Onu bir şey zanneden bir profil. Evlerden Irak dediğim gibi. Yani öyle demiş arkadaş, aşağıda ölüm mü var sanki? Ben o aşağılarda ne ölümler gördüm. Ben o aşağıda ne kazalar, ne belalar gördüm. Ya Allah korusun, yani onu kendin mi yaşaman gerekiyor illaki? Yani kendin mi orada telef olacaksın da öyle anlayacaksın onun yanlış bir şey olduğunu? Veyahut da bir sevdiğinin başına mı gelmesi lazım? Allah korusun. Hani illaki dediğim gibi yaşamak gerekmiyor bazı şeylerin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu tahmin etmek için, anlamak için. Adam hız kuralı koymuş abi, diyor ki sen diyor 88'den daha fazla gidemezsin. Gitmeyeceksin o zaman. Bu senin elinde olan bir şey değil. Bu senin öz iradene bağlı bir şey değil. Dotçu, ne yapıyorsun Dotçu? Adam koyduysa o kuralı koyacaksın. Uymak zorundasın. Uymazsan tüm hata sende oluyor işte. Ben de bilirim şurada 130-140 gitmeyi. Giderim de o arabada şey de yok. Sınırlama mınırlama bir şey de yok. Yeni arabaların çoğu 88'e veya 90'a kapalı olur. 89'a neyse. Bunda öyle bir şey yok. Açık araba. Bas gider yani. 120, 130, 140, 150. Ama o zaman ben direkt katil olurum. Allah korusun yani. Neme lazım? Bir de nereye yetişeceğim baba? Yarım saat önce gitsen ne? Geç gitsen ne? O tekiri yarım saatte insen ne olacak? 10 dakikada insen ne olacak? Veyahut da bir saatte insen ne olacak? Kim sana ödül verecek? Sen zannediyor mu ki sen o kadar hızlı gittiğin zaman lan helal olsun adama, nasıl da yetiştirdi malı falan dediklerini. Belki yüzüne karşı öyle cümleler kuruyor olabilirler ama içinden dediği veya arkandan söylediği geri zekalı işte mal. Hani benim normal arabayla yapamadığım hızı tırla yapıyor bu. Enayi zaten, git diyoruz gidiyor, bas diyoruz basıyor, dur diyoruz duruyor. Böyle bir enayiyi bulmuşum. Ne güzel diyor, ne ala diyor yani. Öyle diyor, mal sahibi de onu diyor. Yükün sahibi de onu diyor. O yüzden daha bilinçli olmak lazım. İşte cahiliyet bu. Cehalet bu. Okumuş olmak olmamak mevzu değil. Bilinçli olmak, şuurlu olmak. Niye biz diyoruz Avrupa biraz, yani Avrupa bazı konularda özellikle bu bilinç noktasında bizden çok çok daha ileride diye. Çünkü adamlarda yani eğitim seviyesi şu bu değil mevzu. Bilinç var abi, bilinç. Ben diyor takoyu bozarsam diyor kendi kendime yaparım diyor. Ben mal mıyım diyor ya. Enayi miyim ben diyor. Bu bilinçlilik işte. Ben diyor o rampayı diyor 150 ile inersem diyor ölme riskim var diyor ya. Ben mal mıyım diyor ya. Benim de diyor sevenlerim var. Benim de sevdiklerim var. Niye diyor bir anlık gafletle tüm hayatımı mahvedeyim. Tüm sevdiklerimi mahvedeyim diyor. İşte bilinç bu. Bilinçli olduğu için de o yanlışları da yapmıyor yani. Velhasılı kelam hız noktasında da diyeceklerim bunlar. Bunlar benim görüşüm tabii ki de. Katılırsınız, katılmazsınız. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ama hani bu hız mevzusuna en azından katılmamanız hakikaten sıkıntı yani. Benim söylediğim olduğu için değil. Yani böyle düşünmediğiniz için üzülürüm. Ve maalesef zaten şu an trafikte, yollarda o tip düşünmeyen insanlar yüzünden diğerleri de problem yaşıyorlar. Yazık, günah yani. Ben dediğim gibi acırım. Neye acırım? Masum olanlara acırım. Çoluk çocuğa acırım. Ondan sonracıma ana babalara acırım. Eşlere acırım. Vesaire vesaire. hani acırım derken üzülürüm anlamında yani, yoksa bizim haddimize değil de acımak. Velhasılı adam bir kural koymuşsa bu ne olursa olsun, kural konulmuşsa uyulacak. Yani şöyle bir cümle var maalesef, kurallar çiğnenmek için vardır diye. Ne kadar saçma, ne kadar cahilce, ne kadar bilinçsizce söylenmiş bir söz. He, çiğner misin kural? Çiğnenir. Yani nasıl çiğnenir? İstemsiz bir şekilde çiğnenir. Veyahut da farkında olmadan çiğnersin. O zaman ona diyecek bir şey yok. Yani dikkat etmek gerekiyor ama oldu yani, dikkatsizlik insanoğlunun fıtratında var. Ona yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi kasıtlı olarak, ben burada hız limiti 70, 80'den gideyim, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz diye zaten çok şey oluyor. Her şeyden önce insanlığımızdan çıkıyoruz. Allah korusun. Taviz tavizi doğurur. Bir sefer gidersin, iki sefer gidersin böyle hızlı. Ondan sonra bir bakmışsın o sende huy olmuş. Misal benim çok samimi bir arkadaşım var. Ta işte biz lise dönemindeyken ehliyetini falan aldığında araba kullanmaya bir hızlı bir şekilde bir başladı. Yani hızlı dediğim yani dibine kadar gider adamın önündekini. Basar. Çok seri bir şekilde gider. 3000'den 4000'den aşağı vites değiştirmez falan. Böyle kullanıyordu. Hala öyle kullanır. Yani o onda kaldı. Bende de bereket. İlk arabam benim Lada Samara'ydı. 93 model miydi? 94 müydü? Neyse işte öyle bir şey. Sağ olsun, ne basmaya geliyordu ne hız yapmaya geliyordu zaten. 80'den sonra araba kendini kaybediyordu, zangırdamaya başlıyordu falan filan. Ben de o yüzden basamıyordum. Öyle bir baktık ki ağır bir şekilde araba kullanmaya, yani sakin bir şekilde araba kullanmaya alıştık. Geçen gün kayınpeder diyor, ben diyor sana hayret ediyorum diyor, çok diyor sakin araba kullanıyor. Ya normalde olması gereken bu. Yani telaş yapıp şey yapıp falan filan, o zaman daha büyük sıkıntı oluyor işte. Neyse. Velhasılı kelam, hız mevzusu da bu. İnşallah diyorum yani, inşallah o arkadaş anlamıştır. Dediğim gibi pek zannetmiyorum anlayacağını. Ama gelinim, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla hesabı. Bizler anlayalım yani, aklı başında olanları anlayalım. O bize kafi, yeterli. Şimdilik bu kadar. Sizden gelenlere bu şekilde bir başlangıç yapmış olduk. İnşallah faydalı olur. İnşallah güzel olur. En başta da söylediğim gibi, eğer videoları, kanalı faydalı buluyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Her nerede ne iş yapıyorsanız Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Benden bugünlük bu videoluk bu kadar. Allah'a emanet olun. Eyvallah.